arkadaşlar. Bugün hava nispeten daha az kapalı olduğu için sizlere söz verdiğim elektrik süpürgesi kıyaslama videosunu çekmek istedim. Arzum Olympia serisinden AR4094 ile Dyson DC52'yi kıyaslayacağım. Beni Instagram'dan takip edenler bilirler. 4 seneyi aşkın süredir Dyson'ı kullanıyorum. Evet, çok memnun olduğum yönleri var ancak maalesef bir o kadar da eksi tarafları var. Arzum Olympia serisinin bu süpürgesini ise Ocak ayından beri deniyorum. Yine hem artıları hem eksileri olan bir süpürge. Açıkçası ikisinden birini şu an seçmem gerekse sanırım fiyatından dolayı Arzum'u seçerdim. Çünkü Dyson'ın bu modeli bence fiyatını hak etmeyen bir süpürge. Şimdi kısaca teknik özellikleri not aldım, onlardan bahsedeyim. Arzum Olympia'nın motor gücü 899 Watt. Buna karşın Dyson'ın motor gücü 1300 Watt. Zaten ikisini kullandığınızda hissedilir oranda Dyson'ın emiş gücü tartışmasız daha yüksek. O konuda kesinlikle şüphe yok. Ses seviyesine baktığımızda Dyson gürültülü bir makine arkadaşlar. 83 desibel. Arzum'un ise maksimum emiş gücündeyken bile ses seviyesi 71 desibel. Toz haznesi kapasiteleri hemen hemen aynı. Dyson 2 litreyken Arzum 2.2 litre. Kablo uzunluğuna baktığımızda Dyson 6.5 metreyken Arzum'un kablo uzunluğu 8 metre. Bence kablo uzunluğu önemli ancak daha önce bir yorumda şöyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Elektrik süpürgesinin kablo uzunluğu arttıkça teknik sıkıntı çıkabiliyormuş. Bunun için de belli bir uzunluğun üzerine çok fazla çıkmak istemiyorlarmış. Bilmiyorum başka bir sebebi var mı ama keşke daha uzun kabloları olsa da bütün evi tek bir prize takıp süpürebilsek. Dyson'da emiş gücü kaybı yok. Bu Dyson'ın aslında en büyük artısı. Gerçekten de toz haznesi dolsa da emiş gücü azalmıyor. Ve filtre bakımı yapmanıza gerek olmuyor. Arzum'un ise birazdan da gösteririm size. Yıkanabilir, çıkabilir bir filtresi var. Kutusundan hatta yedek bir filtre de geliyor. Bu büyük bir artı. Bana göre filtre temizliği açısından Arzum çok çok daha pratik. Yani ben birazdan göstereceğim sizlere o toz haznesinde Dyson'dan neler çektim neler. Hortumlarına bakacak olursak şaşırtıcı bir şekilde Dyson'ın hortumu kalitesiz. Telli olmadığı için belli bir yerden bükülme yaparsa zamanla orası yer ediyor ve siz süpürürken sürekli o hortumun o kısmında bükülme hissediyorsunuz. Ancak Arzum'un hortumunda telli sistem olduğu için böyle bir şey yok. Bakın size onu yakından göstereyim. Bu Dyson'ın hortumu, son derece basit ince bir plastik yapısı var. Şurada çok belli olmuyor ancak burada bir ezilme var ve ne zaman süpürseniz ters bir harekette bu hortum yere diyor, orası sürekli kıvrılıyor. Bu da sinir bozucu bir şey. Bunun hortumu kesinlikle daha kaliteli. Telli sistem olduğu için o kıvrılma, bükülme bunda yaşanmıyor. Ancak gördüğünüz gibi enteresan bir şekilde Arzum'un bu plastik materyallerinde bir kalitesizlik söz konusu. Hatta şöyle göstereyim. En çok kullandığım bu başlığın şu kısmı ki bunu hazneye takıyorsunuz ve sabit duruyor ya kullanmadığınız zamanlarda. Bakın ne kadar kısa sürede, yani 2 ayda böyle olması normal mi? Bence değil. Başlıklara bir göz atalım isterseniz. Dyson'ın bizdeki modelinin ana başlığı şu şekilde. Buradan maksimum minimum özelliği var ancak şöyle göstereyim. Şuradaki, bakın şurası sadece ileri geri kalkıyor. Gösterebiliyor muyum? Bakın. Yani çok bir özelliği yok. Bu emiş gücünü arttıran, azaltan bir durum değil. Hani bazen böyle halıları yerden kaldıracak kadar fazla gelir, emişi kısmak istersiniz ya. Bu aslında çok o işe yarayacak bir durumda değil. Birazcık yıpranmış tabii senelerdir kullandığımız için. Buradan halı ya da zemin için ayağınızla basıp değiştirebildiğiniz bir mekanizması var. Ekstra iki başlık geliyor. Bunu isterseniz borusuna da takabiliyorsunuz. Ancak çok orada ben kayma oluyor, yerlere çarpıyor diye çıkartmıştım.
Şöyle isterseniz koltukları, yatakları süpürürken kullanabileceğiniz bir başlık. Ayrıca dar yerlere girmek için, köşeler için, süpürgelikler için kullanabileceğiniz şöyle bir başlık var. Arzum Olimpia'nın ise 2 tane ana başlığı, 2 tane yardımcı küçük başlığı mevcut. Şimdi küçük başlıklar, yine bir tanesi böyle petek aralarına falan girmek için. Bir tanesi klentleri kaldırıp, minderleri kaldırıp koltukları süpürmek için kullanabileceğiniz ya da işte küçük yüzeyler için kullanabileceğiniz bir başlık. Ana başlıklardan bunu neredeyse hiç kullanmıyorum. Bir iki kez denedim ancak bununla çok fazla verim almadım. Dolayısıyla bunu kullanmıyorum. Şöyle aslında yine sert zeminler için basit hani fırça çıkan şöyle bir mekanizması da var. Ancak ben bunu tercih etmiyorum. Sürekli kullandığım, hemen hemen her gün temizlikte tercih ettiğim başlık bu. Şöyle gösterirsem, bu başlıktan çok memnunum. Bütün halıdaki tüyleri, tozları, her şeyi topluyor. Bunu temizlemesi de çok basit. Çıkartmasını şöyle basitçe göstereyim size. Şunu geri çektik. Burada iki tane basit böyle çevrilebilir mandal var. Bunları çeviriyoruz. Bakın. Şu anda bu çıktı. Bunu buradan temizlemek gayet basit. Bu vesileyle fırçayı da hızlıca temizlemiş oldum. Şimdi yerine takmak çok basit. Şu şekilde oturtuyoruz. Bu mandallar üst üste gelecek. Şuradan kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Son olarak şunu da geri ittirdik mi? Tamamdır. Arzum'da olup Dyson'da olmayan bir özellik bu. Koldan kumanda sistemi. Çok komplike bir şey değil. Sadece açıp kapatabiliyoruz. Emiş gücünü artırabiliyoruz ve azaltabiliyoruz. Ancak özellikle kapı çaldıysa ya da telefon çaldıysa hızlı bir şekilde hani durdurmak isteriz ya makineyi. Onun için çok pratik oluyor. Bunun pilleri çok çabuk bitiyor diye yorumlar gelmişti. Ancak ben Ocak başından beri aktif kullandığım halde henüz pillerinde bir azalma, zayıflama olmadı. Dizaynları birbirine benzeyen iki model. Her ikisinde de kablo sarıcı mevcut. Arzum'u da şuraya basıyoruz. Dyson'u da şuraya basıyoruz. Şimdi en önemli kısım toz hazneleri. İkisinin de toz haznesini gövdeden ayırmak kolay. Tek elle yapabilirsiniz. Temizliğe gelecek olursak maalesef Dyson'ın toz haznesini temizlemek çok güç. Bununla ilgili Instagram'da farklı yorumlar, farklı öneriler gelmişti. Ancak kesinlikle kullanma kılavuzuna göre, birazdan göstereceğim sizlere hazneyi, o haznenin motor kısmına su değmemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz aksi bir durumda bunu temizlersek süpürgemiz garanti kapsamı dışında kalıyor. Ben onu riske atamadım, hiçbir zaman yıkamadım ya da o söylenen önerileri yapamadım. Dolayısıyla da toz haznem neredeyse hiçbir zaman tamamen %100 temiz olmadı. Arzum'da ise birazdan göstereceğim, toz haznesini temizlemek Dyson'a göre çok çok pratik. Ve bütün parçaları yıkayabiliyoruz. Şöyle şuna basıyoruz. Ve buradan çekiyoruz. Şöyle. Dyson için şuraya basıyoruz. Zaten otomatik kendisini atıyor. Ve şu şekilde. Özellikle iki haznenin de toz dolu olmasını istedim ki güzel kıyaslayabilelim. Bakın Arzum'u çıkarttım. Şuradan bastırıyorum. Kapağı açılıyor. Ve bunu çöp tenekesine döküyoruz. Bu kadar basit. Sonra şurada filtre kısmı var. O da buradan çekerek açılıyor. Ve bu süngerli filtre kısmında istersek yıkıyoruz. Yaklaşık 24 saat dışarıda kurutmamız yeterli oluyor. Ve sonra yerine takıp kullanmaya devam edebiliyoruz. Yani bunun tamamen yıkanabilir olması
benim için çok 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 büyük bir artı. Dyson için çöp kutusunu buraya getirdim. Şu kırmızı kısma basacağız şimdi. Nasıl gösteriliyordu bize? Şu kırmızı tuşa bastığımızda bütün tozlar mucizevi bir şekilde çöp kutusuna dökülüyordu. Ancak öyle bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün tozlar bu aralarda aynen durmaya devam ediyor. Ve bunu dediğim gibi komple temizlemek son derece güç. Şimdi parçalara ayıracağım. Şu gri yere basacağım. Şu dışındaki silindir kısmı çıkartmış olacağım. Şuraları bir fırça yardımıyla temizleyebiliyoruz. Bu kısmı kolay. Şimdi bu kısım gördüğünüz gibi sayfonlar burada. Yani buraların tamam fırçayla silebilirsiniz, ıslak mendille silebilirsiniz, ıslak bir bezle silebilirsiniz. Ancak şu tam içindeki deliklerin etrafının temizlenmesinin yolunu ben bulamadım. Eğer sizin kolay bir yönteminiz varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Şu diğer hazneyi yıkayabiliyoruz. Bunda sıkıntı yok. Bunu hatta hazır çıkmışken ben bir yıkayayım, kurulayayım, geleyim. Bu kısmı temizlemek kolay. Ancak bu kısım suya değmeden nasıl temizlenir? Biri bana açıklasın. Buradan Dyson yetkililerine sesleniyorum. Bu süpürgenin bu kısmını kolay temizlemenin bir yolu varsa lütfen bize bildirin. Şimdi Arzu'nun boşaltılmasını göstereceğim. Az önce yaptığımız gibi şuradan bastığımızda kapak kolayca açılıyor. Bu şekilde döküyoruz. Bakın bunu da yıkadığımızda dediğim gibi şu kısım da çıkıp yıkanabiliyor. Tertemiz toz haznemizle devam edebiliyoruz. Şunun nasıl çıktığını göstereyim size. Bakın şuradaki tırnaktan çıkarttığımızda bu kısım çıkıyor. Bunu tabi balkonda yaparsanız daha iyi olur. Ben şu anda oraya da tekrar bir kamerayı sabitleyemeyeceğim için çıkamadım. Bunu balkonda güzelce silkeliyoruz. Daha sonra yıkıyoruz. 24 saat kurutmaya bırakıyoruz. Hazneyi komple yıkayabiliyoruz. Dyson'da haznenin bu kısmını yıkayamıyoruz. Arasındaki en belirgin fark benim için bu açıkçası. Toz haznelerini ve Arzu'nun filtresini yıkadım. Sadece su ve sabunla şöyle akan suyun altında fazla çitilemeden, ovalamadan yıkadım. Bunun kurumasını bekleyeceğim tekrar takmak için. Haznesi de burada. Toz haznesi de bakın buz gibi oldu. Bunu komple yıkayabildiğimiz için kesinlikle temizliği bana çok pratik geldi bunun. Dyson'ın da haznesini şu şekilde yıkadım, kuruladım. Normalde bu kırmızı kısımla hani bu cyclone'lu kısma takılıyken alt kapak açılıyor ya. Bu kırmızıyı çıkartıp güya arada kalan tozları çıkartıyoruz. Ancak az önce gördüğünüz videoda yani şöyle ince bir çubukla o tozların tamamından kurtulmak tabii ki de mümkün değil. Ben şimdi şu kısmı da temizleyebildiğim kadar temizleyeceğim. Islak mendille, eski bir diş fırçasıyla birazcık cebelleşeceğim. Ancak hava kararmak üzere videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kısaca özetleyecek olursak her iki süpürgenin de artı ve eksileri mevcut. Dyson'ın emiş gücü tartışmasız çok 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 güzel. Ancak gürültülü bir süpürge. Akşam çerez yerken yere dökülen çerezleri, kırıntıları hızlıca süpüreyim derseniz Dyson pratik bir süpürge değil arkadaşlar ve gürültüsü nedeniyle komşuları rahatsız edebilirsiniz. Ancak Arzu'nda emiş gücünü ayarlayabildiğimiz için emiş gücünü kısarak sesi de azaltabiliyoruz.
Dolayısıyla kimseyi rahatsız etmeden hızlıca süpürme işlemini yapabiliyoruz. Materyal olarak baktığımızda Dyson'ın borusu bana kalitesiz gelirken Arzum'un da gördüğünüz gibi eklem yerindeki o plastik halkalarda ve başlığı gövdeye takma kısmında sıkıntı olmuştu. Bu kadar kısa sürede mesela bunun olması normal değil. Tekrar göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Bu kısım garanti kapsamında mı bir soracağım. Kullanıcı hatası mı derler acaba emin olamadım ancak bir danışacağım yine de. Dyson'ın bizdeki bu DC52 alerji modeli sanırım artık üretilmiyor. Çünkü kendi internet sitelerinden baktığımda bulamadım. Yeni modeller çıkmış. Ancak çeşitli internet sitelerinde güncel fiyatlarına baktığımda 3500-4000 bandında görüyorum bu model için fiyatları. Arzum ona göre tabii ki de çok çok ekonomik kalıyor. Artıları var, eksileri var. Siz bütçenize göre kıyaslama yapıp gönlünüze göre seçebilirsiniz. Bu arada sizler hangi elektrik süpürgelerini kullandınız, kullanıyorsunuz? Memnun musunuz? Artı ve eksileri kıyasladığınızda önerebileceğiniz süpürgeler varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Yeni süpürge arayışında olanlara da fikir vermiş oluruz. Şimdiden yorumlarınız için teşekkürler. Sevgiyle kalın.